Merhabalar, 31 Mayıs 2022 Salı, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Şimdi içeride aslında baya böyle bir değişik, bir takım yeni düzenlemeler, bir şeyler var aslında. Bakalım birkaç tanesinin üzerinden geçmeye çalışacağım. Anlamaya çalışacağız birlikte. Şimdi birazdan büyüme verisi gelecek. Türkiye birinci çeyrekte ne kadar büyüdü? %7 aslında çok merak etmiyorum. Yani 7.2 bekleniyordu. Dün bakan açıkladı, 7 bekliyoruz dedi. Yani 7 gelecek, öyle görünüyor. Nasıl büyüyoruz? Aslında hani çok takılmayın diyeceğim yine. Çünkü şöyle bir şey var. Yani zamlarla büyüyoruz. Yani yüksek enflasyon, zamlar ve neticede borçlanarak büyümeye devam ediyoruz. Devam ettik yani birinci çeyrek bu rakamlarla beraber. Dolayısıyla hani çok da üzerinde durmaya gerek yok. Yani büyüme verileri evet önemli, bütün ülkeler için takip ediliyor vesaire vesaire. Ama ne kadar sağlıklı büyüyoruz kısmı gerçekten masaya yatırılması gereken önemli bir konu olarak düşünüyorum. Yani işte bütün birinci çeyrek, bütün kış ayı nasıl geçti? Benzin istasyonlarında kuyruklar, işte elektrik faturaları, onlar bunlar, zamlar üzerine derken ama büyüdük, öyle söyleyeyim. %7. Birazdan açıklanır bir 5 dakika sonra ama önemli değil, %7 geleceği kesin. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Dün Nebati Bey enflasyonla alakalı, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dedi ki enflasyon geçici dedi. Geçici dedi. Şimdi biz bu kelimeyi nereden biliyoruz? Çok iyi biliyorsunuz aslında. Çünkü bu geçici kelimesini Amerika, Fed, Biden, Avrupa Merkez Bankası, yani Avrupa bunu çok sıkça kullanıyor. Ama ne oldu? Amerika, İngiltere bilmem ne, zaten 2020'den bu yana en fazla faiz artışı yapılan yıl olarak, hani 60 taneden fazla ülke faiz arttırmış durumda, öyle söyleyeyim. 2000'li yıllardan bu yana, daha doğrusu, özür dilerim söyleyemedim. Neyse, yani onlar faiz artışına FED falan başladı zaten. Ama konu şu, geçici mi? Şimdi biz şöyle diyorduk ki önce zirveler, bu sene zirveleri bir göreceğiz. Önce doları tutacağız, enflasyonu düşüreceğiz dedik. Sonra doları tuttuk. Yani tuttuk işte, bu kadar tutabildik. Enflasyon Nisan'da zirve olacak dedik. Mayıs'ta zirve olacak dedik. Sonra dedik ki yok öyle değilmiş. Aralık'ta bu iş bitecek artık, şeye dönüyoruz dedik. Yani eksiye dönüyoruz dedik. Neticede bugün geldiğimiz noktada artık bunların hiçbir telaffuz edilmiyor. Tamamen geçiciye dönmüş durumdayız. Geçici olmadığını Amerika'dan da Avrupa'dan da zaten görüyoruz. Faiz artışlarına başladığı halde ben enflasyonun hani kalıcı bir halde olacağını, bunu hani artık, yani ne diyeyim, yani hani bu anlatıyoruz, yani her gün anlatıyorum, benim gibi bir sürü insan anlatıyor, nasıl geçici olacak ki? Yani içeride bir sürü bunu tetikleyen önemli, ne diyeyim, yani her gün anlattığımız konular var. Dışarıda globalde çok büyük riskler var, bunlar hala devam ediyor. Enflasyonda da yeni zirveler gelmeye devam edecek. Bakalım işte cuma günü bekliyoruz, %76-77, belki 78. TÜİK'in bakalım ne açıklayacağına bağlı olarak değişir. Neyse, yani geçici bir şey falan ben beklemiyorum, açık konuşmak gerekiyorsa. Şimdi burayı bir geçelim. Enflasyon yükselişine devam edecek diyelim. Şimdi arkadaşlar, sabahleyin resmi gazetede bir tane tebliğ yayınlandı. Önemli buluyorum. Bulduğum için söyleyeceğim bunu. Aynı zamanda bir uyarı olarak söylüyorum bunu. Şimdi ben uzun zamandır şunu söylüyorum. Bu konutla, emlakla alakalı olarak. Emlakta konut fiyatları çok konuşuyoruz ama genel anlamda tapuda gösterilen satış rakamıyla ondan sonra gerçek satış rakamı aynı değil arkadaşlar. Aynı değil. İçinizde zaten bunu yapanlar çok iyi biliyorlar bunu nasıl olduğunu. Kanun buna izin veriyor. Diyor ki emlak vergi değerinden az olamaz diyor. Öyle olunca insanlar emlak vergi değerinden gösteriyorlar daha az vergi ödemek için. Özellikle yatırımcılar, alsat yapanlar, nakit ödeyenler genelde bunu bu şekilde gösteriyorlar. Yani emlak vergi değerinden gösteriyorlar. Ödemeleri de nakit yapıyorlar. Zaten son rakamlara baktığınız zaman genelde ödemeler hep nakit gerçekleşiyor. Çok az bir kesim gerçek değerinden gösteriyor. Bu çok büyük bir sorun. Yıllardır çok büyük bir sorun ve kanayan bir yer olduğundan bahsediyordum. Bir düzenleme getirilmesi, yıllardır bekliyoruz olması gerekiyor. İşte bir çare, bir düzenleme bugün sabah itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Bir uyarımdır bu. Şu anda ilanınız varsa ya da ilan koyacaksanız
Ondan sonra emlak şirketleri, aracılar, ondan sonra emlak ilan siteleri, mal sahipleri, hem satışta, hem kiralamada, hem konutta, hem arsada, arazide, dükkanda neyiniz varsa şu anda hepsi gelir dersi başkanlığına bildirme zorunluluğu getirildi. Yani hangi fiyattan koyuyorsunuz siz bunu? Bunların hepsi takip edilecek arkadaşlar. Siz hangi fiyattan koyuyorsunuz? Bir de tapuda gerçekleşirse hangi rakamdan gerçekleşiyor? Buna şu anda resmi gazeteli bir düzenleme getirdi. Ben bunu çok çok olumlu bulduğumu söyleyeyim. Yani daha net çözümler beklerdim. Yani daha ne diyeyim, altı dolu çözümler beklerdim. Ama olmadı. Fakat bunu da kesinlikle iyi, çok güzel bir adım olarak değerlendiriyorum. Fiyat artış hızını etkileyecek önemli bir sebep olarak görüyorum. Açık konuşmak gerekiyorsa. Çünkü fiyatların yükselmesine çok çok önemli sebeptir. Bu kadar kolay alınıp satılan bir ne diyelim, gayrimenkul bu kadar kolay alınıp satılıyorsa eğer, fiyatta bir o kadar hızlı yükseliyor anlamına geliyor. Normalde 5 yıldan önce alım satım yaptığınızda vergi ödersiniz. Bir de değer artış kazancı ödersiniz. Yani kazandığınız para üzerinden, ama bu maalesef ödenmiyordu. 5 yıllık bir süre var bunda. 5 yıl sonra istediğini yap. Ama 5 yıl elinde tutmak zorundasın diyordu gibi gibi. Hani bunu sonra açarız tekrar, ama bu çok önemli bir konu. Bunu bir yere yazın. Hem satılıkta hem kiralıkta emlakla ilgili tamamında bildirim zorunluluğu geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı'na arkadaşlar. Bunu bir yere yazıyorsunuz. Önemli bulduğum, çok önemli ve son zamanlarda beni takip edenler çok iyi biliyorlar. Son bir aydır ben bunu gündeme getiriyorum. Beni izlediler, beni duydular, sesimi duydular diye düşünüyorum. Açık konuşmak gerekiyorsa. Ha, sesimiz gitmemişse bile kafalar aynı çalışıyor diyelim. Yani onlar da aynı şeyi düşünmüşler. Çünkü hem devletin burada çok büyük bir vergi kaybı var, hem de piyasadaki fiyatların yukarı çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Manipüle ediliyor bu şekilde. Ve vatandaşın o ödenmeyen, az ödenen vergiler de vatandaşın cebinden çıkıyor aynı zamanda. Ve fiyatların yükselmesiyle beraber maalesef işte fiyatların geldiği nokta belli. Şimdi bunu da yazdık mı bir kenara? Bu çok önemli. Bulduğum için bunu söylemiş oldum. Burayı bir geçelim şimdi. Dün borsa çok iyi kapattı. Gerçekten çok iyi bir kapattı. Yani küreselde de baktığınız zaman biraz karışık bir seyir var. Ama artık hani bu önemli seviyeyi geçtikten sonra borsada yukarı çıkış başladı mı başlamadı mı, bunu bu hafta göreceğiz. Birkaç gün daha bence beklememiz gerekiyor. Mayıs sonu önemli demiştim. Mayıs'ı bitiriyoruz. Mayıs sonunun bitmesiyle beraber ya yukarı çıkış başlayacak, rally başlayacak. Ama bu haftayı yine görme taraftarıyım ben. Biraz yurt dışını izleme taraftarıyım. Şimdi şöyle, dün Almanya'dan rekor bir enflasyon geldi. %8.7. Bu yüksek enflasyon arkadaşlar, yani hani Avrupalıların çok korktuğu bir şey. Ama bu rekor her ay düzenli bir rekor açıklanıyor. Şimdi Avrupa çok geriden geliyor dikkat ederseniz. Daha hala faiz artışına başlamadılar. Çünkü resesyondan çok korkuyorlar. Hatta içine girmiş bile olabiliriz dedi onlardan bir tanesi. Bu çok önemli bir cümledir. Biz resesyonun içine bile girmiş olabiliriz. Şu an resesyonun içinde olabiliriz. Açıklamaları var Avrupa'dan. Daha samimi açıklamalar. Hani Amerika'ya göre baktığınız zaman. Dolayısıyla faizden korkuyorlar. Yani bir faiz artışı yaparsak daha da büyük bir şeye doğru, ne diyelim, resesyona, sonrasında bir stagflasyona gitme sürecinin içerisine gireriz diye korkuyorlar. Ve oradan da rekorlar gelmeye devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Böyle bir rekor gelince bu sefer tahvil satışlarına çok ciddi bir şey geldi. Satış dalgası başladı. Yani neden satılıyor? Önce Almanya tahvilleri, bunu Amerika'da da izlerini görüyoruz. Mesela Amerika 10 yıllık tahvillere baktığımız zaman bir yükseliş var. Dün 2.70'lerdeydi. Bugün 2.85'lere geldi. Neden? Şimdi aynı şeyi biz Amerika'da da gelen verilerle görmüştük. Biliyorsunuz o yüksek açıklanan işte enflasyon, yüksek enflasyon verileri Fed'in kararlarıyla beraber 3'lerin üzerine çıkmıştı 10 yıllık tahviller. Yani bir kaçış vardı. Şöyle söyleyeyim, bu tahvillerden aslında rakamların yükselmesi, yani kaçış olduğunda, öyle anlatayım, anlatması biraz zor. Yani işte anlamaya çalışın en azından mantığını diye söylüyorum. Şimdi buralardan bir çıkış olduğunda insanlar ya da yatırımcılar ellerindeki bu tahvilleri sattığında burada faizler yükseliyor arkadaşlar. Faizler yükseliyor. Dolayısıyla da bu yüksek enflasyon karşısında bir anda tahvillere bir satış geldi. Amerika'da etkilendi. Amerika 10 yıllıklarında 2.85'ler
gelindi. Neden? İşte yüksek enflasyon satınca faizleri yükseltiyorlar. Öyle söyleyeyim, vadeler daha da kısaya dönüyor. Kısa vadeli tahvillerin rakamları daha da şey oluyor. Oralara rağbet oluyor, öyle söyleyelim. Gibi gibi. Şimdi böyle bir şey var. Böyle bir durum var. Şimdi Amerika 10 yıllık tahvilleri bu kadar yükselince açıkçası biliyorsunuz 10 yıllık tahvillerin kısa dönemde bu tarz şeylerle şu anlama geliyor. Aslında genel anlamda bu ne anlama geliyor? Demek ki Merkez Bankası Avrupa'da da faiz artışına başlayacak. İşte Amerika'da devamı gelecek. Yani daha sıkı bir para politikası anlamına geliyor aynı zamanda. Bunların hepsi birbirine zincirleme bağlı arkadaşlar. Kafanız çok karışmasın ama anlatıyorum, yine anlatmaya çalışıyorum. Biraz işte okur yazarlığımız artsın diye. Bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler. Dolayısıyla hani daha fazla faiz artışı FED tarafında, Avrupa'dan faiz artışı kesin gelecek, daha sıkı bir para politikası gibi gibi konular gündeme geliyor. Bir anda piyasa bunu fiyatlamaya başlıyor. Öyle olunca işte tahvillerde yükseliş, altında da minik de olsa bir düşüş oldu. Ons altın biraz geri geldi. Dün 1870 dolarlara kadar gidiyorken bugün 1855 dolar. Sınırlı bir düşüş ama önemli değil. Çok önemli değil. Yani çok sınırlı bir düşüş, öyle söyleyeyim. Yani geçici bunlar olacak. Yani sürekli yukarı çıkamaz zaten. Bir tane yorumcum şöyle yazmış, daha doğrusu bir tane izleyicim, buradan selam olsun kendisine, ismini hatırlayamadım, özür dilerim. Şimdi şöyle bir şey demiş ki, Hatice Hanım, FED Haziran ayında faiz artıracak, yazın faiz artıracak, yani iki kere üst üste, altın düşmeyecek mi? Yani bundan da biraz bahsedin, insanlar anlamıyorlar. Bahsedeyim hemen çok kısa bir şekilde. Şimdi bakın, FED aslında en kötüsünü yaptı. Mart ayı, Mayıs ayında toplamda 75 baz puanlık bir faiz artışı yaptı. Çok uzun yıllardır yapmadığı 50 baz puanlık faiz artışını Mayıs'ta yaptı. Ons altında aslında en kötüsü gerçekleşti. En kötüsü geride kaldı. Yani bir düşüş oldu mu oldu. Nereye geldi o kötü senaryoda? 1800 dolarların altına geldi. 1780 dolarları şöyle bir gördü. Ama orada kalıcı olmadı. Tekrardan yukarı çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki de yazın. Tabii ki de yazın FED 0.50 bas puan faiz arttırdığı zaman arka arkaya her faiz artışında tabii ki altına, yani ons tarafında geri çekilmeler olacak. Yani aşağı yönlü olacak. Fakat bunlar ne olacak? Hem sınırlı hem de yani çok uzun kalıcı bir şey olmayacak yani. Kalıcı olmayacak. Neticede devam edecek yoluna. Çünkü dediğim gibi artık dikkat ederseniz biz de geçici söylemini kattık. Yani artık zirveler bile verilmiyor. Şu kadar şurayı düşüreceğiz bile denmiyor. Biz de geçici söyleminin şu anda enflasyon geçecek diyoruz. Enflasyon geçmeyecek. Bir kere içeride bile birçok şeyi hallediyor olsak arkadaşlar, dünya için en büyük sorun şu anda Rusya, Ukrayna. İşte bakın, Avrupalılar şu anda Ruslardan işte gaz almayacağız işte diyorlar, böyle bir karar aldılar. Çin hala kapanmayla mücadele ediyor. Yani dünyada bir şeyler hala düzelmiş değil. Yani jeopolitik riskler devam ediyor. Dünya karışık bu anlamda. Her ülke enflasyon ne yapıyor? İşte ithal ediyor. İthal ediyor. Bakın, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Petrol Brent'te 123.64 oldu. Brent petrolün fiyatı bu arkadaşlar. Yani sadece bugün %2'lik, %1.55'lik bir yükseliş var. Son zamanlarda, yani hani bunu çok dile getirmiyoruz. Bir ara çok dile getirmiştik. Hani bir aşağıya indi ama 100 dolarların altına inmedi bu seviyede. Bu süreçte Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber o başlayan süreçte. Şu anda petrol 123.64'e geldi Brent. Şimdi korkunç bir şey bu. Bu hakikaten bir felaket. Yani gerçekten bir felaket. Çünkü enerji dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu, yaşam kaynağı olduğunu, hava, su, toprak, hani dört tane element var ya, enerji arkadaşlar, ateş dediğiniz şey enerji, bana göre yani yeni nesil enerji, ateş çok önemli. Yani bu bir felaket. Yani bu yukarı çıkışın bu seviyelere gelmesi bile çok çok bizim açımızdan, özellikle bizim açımızdan inanılmaz önemli. Çünkü burası arttıkça
Zaten kurda son 10 günde artış 16.40'lara geldi dolar. Şimdi burası arttıkça benzini, mazotu, buna bağlı olarak her şey artıyor. Gıda artıyor, her şey artıyor. Çünkü her şey enerji üzerinden gidiyor. Bakın yine benzinlere, mazotlara zam gelmeye başladı. Şimdi bugün yarın tekrardan yeni zamlar göreceğiz. Tekrardan her gün yeni zam belki görmeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü enerji tarafı yükseliyor. Korkunç bir şey. Gerçekten şu andaki en büyük felaketlerden bir tanesi olarak tanımlıyorum bunu. Çünkü her şeyi etkiliyor. Yememizden, içmemizden, gezmemizden. Hani arabam yok, beni hiç ilgilendirmez. Ben evde yatarım. Evde yatıyorum. İşim gücüm de yok. Seni de ilgilendiriyor kardeşim. Sen çünkü o bir ekmeği almaya gittiğinde bile o ekmek fiyatını etkiliyor. Ekmek fiyatının yüksek olmasına sebep oluyor. Dışarı çıktığın anda, dışarı çıkmasan içtiğin suya kadar, ya suya kadar etkileniyorsun. Dolayısıyla ben hani burası gerçekten önemli, üzerinde durmak gerekiyor. Allah sonumuzu bu anlamda hayretsin diyorum. Bunu takip edeceğiz. Daha hani bu jeopolitik gerilimler, özellikle bu Rusya-Ukrayna tarafı geçmedi. Daha da hızlanabilir. Bilmiyoruz. Soğuk bir savaşa dönebilir neticede. Çünkü ambargolar devam ediyor. Ondan sonra yaptırımlar devam ediyor. Herhangi bir geri adım yok ki. Rusya da geri adım atmıyor. Avrupa, Amerika hiçbir geri adım atamıyor. Evet, enerji fiyatları işte gerçekten inanılmaz. Şu anda hani en büyük felaket bana göre bu. Bunu takip ediyor olmak lazım. Her şey fiyatını yükseltecek. Bu arada araya bir telefon girdi, kesildi. Bilmiyorum yani, umarım şey yaparım, ikisini birlikte tamamlamış olurum. Ekleyeceğim çünkü. Şimdi arkadaşlar, altını da söyledim, doları da söyledim. Burada içeride yeni düzenlemeler gerçekten şey var. Şu anda hani bu emlakla ilgili olanı da söyledim ya size. Benzer bir takım çalışmalar var. İşte doları nereden çeviririz? Ondan sonra yani döviz ihtiyacını nasıl azaltırız? Liralaşmayı ne kadar işte liraya nasıl şey yaparız? Ne diyelim? Yani farklı farklı böyle en küçük küçük düzenlemeler yapılıyor bir şeyleri düzeltmek için, ama yani yapılan bütün düzenlemeleri aslında baktığımız zaman o döviz ihtiyacını tam anlamıyla karşılayacak yetmeyecek şeyler. Çünkü gerçekten bizim şu anda ödeyecek bu borçları ödeyebilmemiz için döviz borçlarımızı içeriye para sokuyor olmamız lazım. Yani para giriyor mu ona bakalım. Yani içeri döviz giriyor mu? Dövize bakalım. Yoksa içeride işte ihracatçının bilmem ne kadar parayı vermesi, döviz tevdiat hesaplarının bilmem ne kadarının bozulması, KKM'ye gitmesi, bunlar hep orta uzun vadede yük getirecek çalışmalar, ama özellikle döviz giriyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi kriptolar da böyle piyasanın güvercin algısına bir cevap vermeye başladı. 31 bin doları geçti Bitcoin. Ethereum da 2000 dolara geldi. Şimdi aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. 31 Mayıs dedim. Mayıs sonu itibariyle, yani Mayıs'a kadar bu volatilite devam eder dedim. Şimdi bu haftayı da bir izleyelim. Ondan sonra bir rally başlıyor mu başlamıyor mu, bir riskleri görelim, çünkü hala riskler devam ediyor. Ondan sonra gerçekten hani bir bakacağız, hem Borsa İstanbul'da hem kripto tarafında, ondan sonra siz söyleyin adını, Amerika borsalarında, yani küresel piyasaların tamamını tekrardan bir inceliyor olacağız. Bakalım bir rakamlar gelsin, çünkü bu hafta hem enflasyon haftası, işte büyüme haftası, cuma günü çok önemli mesela Amerika tarım dışı istihdam verisi açıklanacak, ona bakacağız, o da etkili, bizde enflasyon gelecek gibi gibi, tam bir veri haftası, öyle söyleyeyim, yani tam bir veri haftası bu arada. Şunları bir şey yapalım. Dolar endeksini söyleyeyim size. Dolar endeksi 102'nin altında hala, ama bir küçük şey yaptı, yani yukarı bir çıkış yaptı, ama 102'nin altında takılmaya devam ediyor, öyle söyleyeyim. Gram altında arkadaşlar rakam, şunu bir yenileyelim, 977 lira bugün itibariyle, bakalım, evet. Aynen öyle, 977 lira. Bir anda 900'lerde nasıl geldi 977 lira, değil mi? Öyle bir şeyler oldu. Şunu da söyledik. Evet. Bunu da söyledik. Şimdi bugün böyle bir bitirelim. Yeni gelecek verileri tekrardan değerlendiririz. Dış ticaret açığı mesela. Ondan sonra büyüme verisi. Evet, mesela buradan okuyorum. Türkiye'de ilk çeyrekte %7.3 büyümüşüz. Aman ne güzel, aman ne güzel, ama değerlendireceğiz. Şu anda video uzamasın diye bunu hiç içine koymuyorum arkadaşlar. Çok iyi bakın kendinize. Abone olmayan varsa hatırlatmıyorum. Hani hatırlatmadığım için de bana kızıyorlar.
Neden hatırlatmıyorsun diye hatırlatmış olayım. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zillerinizi de açmayı lütfen unutmayın. Canlı yayınlarda başka türlü bildirim zilleri size, ya yayınlar size gelmez, kaçırırsınız, öyle söyleyeyim. Görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın.